Bizi görenler zannediyor ki böyle hayatımız boyunca böyle elit elit adamların, holdinglerin, böyle çözülmez işlerin, salon beyefendilerinin, salon hanımefendilerinin avukatlığını yaptık. Yok arkadaş, her işte olduğu gibi bu işte de besin zincirinin en dibinde başladık. Avukatlık işinde de besin zincirinin en dibinde icra işleri yatar. Sene 2000'ler. Hani böyle herkesin buralar dutluk dediği, gökdelenlerin yapıldığı yerlerde bizim top oynadığımız, piknik yaptığımız zamanlar. Yaş 25-26 o civarlarda ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışıyoruz. İcra mı icra, Allah ne verdiyse gelen bütün dosyaları yapıyoruz. Acar da avukatız, hızlıyız, becerikliyiz. Adamın boğazını sökeriz, şunu alırız, bunu yaparız kafasındayız. Yine başladık bir icra takibine. Bir işte normal ticari bir alacak, bir iş adamından alacağımız çek senet var. Çek senet var diye tamam dedik, alırız, güzel. Müvekkille anlaştık %15. %15'te karşı taraftan alacağız. Allah bereket versin. Güzel zaman. Zamanları şöyle tarif edeyim. Hani markete gittiğimiz zaman bir zamanlar tuz markalarını karşılaştırıyoruz. Eve ucuzun alıyoruz ki fazla masraf yapmayalım. Oradayken gelmiş bugünün parasıyla 300-400 bin liralık bir alacak. O 300-400 bin liralık alacağı %15'i bir vekilden aldık. Ediyor 45 bin lira. %12-13 oradan aldık. Ediyor bir 40 bin lira. Olan 80 bin lira para. Büyük para. Hevesle başladık. İhtiyati hacizleri aldık. Bilmem ne, nefes aldırmadan adamın tepesine çökeceğiz. Kararları çıkardık. Çıkardıktan sonra aldık yanımıza bir tane icra memuru. İcra memuru da gençten delikanlı zıpkın gibi bir çocuk. Polis alalım oğlum dedim. Abi gerek yok dedi. Ya biz hallederiz dedi. Polislik molistik işimiz yok. Şimdi bu boşuna dedi. Polisi yedirdin, içirdin, getirdin, götürdün, vakit kaybetmeyelim. Tahsil ederiz dedi. Hacı macizi yapar, kaldırır, götürürüz dedi. Eyvallah kardeşim dedi. Çıktık. Biz haciz mahalline girdik. Ulan haciz mahallinde önce bir haciz mahalline girerken bir garipsedim. Böyle cam mekanlı, mamekanlı acayip değişik bir yer. Girdik. İşte selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ulan karşımda böyle Kurtlar Vadisi'nden fırlama, siyah takım elbiseli, beyaz gömlekli bir adam. Buyur kardeş, neye geldiniz dedi. İcra memuru sözü aldı. Biz dedi Ankara 32. İcra Dairesi'nden geliyoruz. Şu şu sebeple şöyle bir alacağınız var. Dosyanın avukatı Avukat Cem Bey. Hani haciz işlemi yapmaya geldik. Ne diyorsun lan dedi. Böyle icra memuru durdu. Abi bir anda ses kısılmaya başladı. Ankara 32. İcra Dairesi'nden hani ben bilmem ne diye ses titremeye başladı. Bu arada ben de geçtim, bekliyorum. Oturun gençler dedi. Ben biz tıpış tıpış oturduk. Bu iş şöyle olmaz, böyle olmaz vesaire, şuydu buydu dedim. Adamın ismini şimdi hatırlamıyorum. Ahmet Bey. Biz dedim şöyle şöyle işlem yapacak. Ödeyecekseniz buyurun ödeyelim, dosyayı kapatalım. Yoksa dedim ben burada gördüğüm aşağıda imalathane var, mallar var. Biz bunları kamyon çağıracağız. İşte polis çağıracağız, kaldıracağız dedi. Avukat dedi. Aynen ama o anda Kurtlar Vadisi'ni yaşıyorum. Orada da böyle atarlanmak modadır ya avukatlara. Avukat dedi, kendine gel dedi. Bak dedi, şöyle yapardın yapmazdın, yok dedim. Bugün para varsa var. Yoksa bu mallar kalkacak dedim, ben işimi yapacağım. O anda adamın renginin önce bir kırmızıya, kırmızıdan mora, sonra beyaza, tekrar kırmızıya, böyle renkten renge giriyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ama hani böyle nefes alışı hızlandı, titriyor, dişlerini sıkıyor falan. Lan dedi, ben senin ananı avradım. Dedi, kalktı aşağıdan bir şey çıkardı, bir tane kocaman, aha benim kadar bir şak şak dedi, şeye verdi, kalktı çocuğu kaldırabiliyorsan dedi. Böyle tabii o andaki hissiyatımı bir düşünün. Vücudumda milyarlarca hücre var, öyle bir adrenalin var ki o hücrelerin her birisi ayrı bir yöne doğru kaçmaya çalışıyor. Böyle evrenin sonsuzluğu içinde hücre hücre dağılıp yok olup ondan sonra başka bir yerde toplanmak istiyorum. Hadi ne mümkün. Bu arada kafajet süratiyle çalışıyor. Bizim icra memuru bu arada, bizim delikanlı kardeşimiz bir anda böyle benim arkama doğru geçti. Ne yapacağını bilemiyor. Böyle gözler fal taşı. Ona bakıyorum, adama bakıyorum, düşünüyorum. Bu arada biz meslek avukatlık, avukatlık tehlikeli bir meslek olduğu için kanunen silah taşıma hakkımız var. Benim de o zaman silah var. Silah da bende duruyor. Ama adam o glove'u çekti, şakır şukur mermiyi verdi. Ulan düşünüyorum şimdi, korksam, abi dur desem, elleri kaldırsam,
adam ağzımıza sıçacak. O korkuyu gördüğü yerde değil işimi yapmak, parayı tahsil etmek, bilmem ne. Ulan parayı marayı tahsil edemeden adama bir de ibra vereceğiz. Tamamen yok edeceğiz. Hani borç morç kalmadı kardeşim, kusura bakma, özür dileyip çıkacağız. Üzerine adam isterse bir de cebine para koyacağız. Üzerine bir de bedavaya SGK'sız eleman olarak getir götürünü yaptır bizi. O korkuyu göstermemek lazım. Ama anlatamam ben size, dedim ya, bütün hücreler ayrıldı, ayrı bir yere gitmek istiyor. Elim titriyor, dizlerim titriyor, bacağım titriyor. Şöyle enseden ağır bir elektrik yakımı boşalıyor. Hani neye uğradığımı şaşırmış durumdayım. Şimdi bir yandan da kafa çalışıyor. Öbür tarafta şimdi bende silah olduğunu da biliyorum. Ulan silaha davransan, ben o silahı oradan çekip çıkartana kadar adam mermi manyağı yapacak bizi. O silahı savunma amaçlı bile olsa çekmek, göstermek, davranmak o esnada yapabileceğiniz en tehlikeli ve en ölümcül bir hareket. Ulan iki tarafta da sıçmış durumdayım. Yaş 25-26, daha hani post pahalı, can tatlı, önümüzdeki günler var, daha yeni evlenmişiz. Hanım güzel, akşam eve gitmem lazım. Hani bir şekil, ama bu an bir yandan altımıza sıçıyoruz korkudan. O anda çok sakin bir şekilde, hani bütün ama nasıl size anlatamayacağım bir şey. Bakın vücudunuz çok ayrı bir şey diyor. Her türlü hormonunuz ve içgüdünüz, duygunuz patlamış ve manyaklaşmış durumda. Bildiğin fiziki olarak elim titriyor. Ve dizime aynen böyle sallıyorum sürekli. Kardeşim derim. Ama çok sakin bir ses tonu ve bu arada çok hafiften bir gülümseme var suratımda. O silahtan dedim, şöyle çok usulca, çok yavaşça ayağa kalktım. En ufak bir tehdit, korku vermeden, hızlı değil. Şöyle paltomu, ceketimi sıyırıverdim. O sendekinden herkes de var dedim. Biz dedim buraya medenice insan gibi işimizi yapmaya geldim. İstiyorsan otur bir sakin ol, konuşalım dedim. Halledilmeyecek şeyler değil bunlar dedim. O az önceki renkten renge girmiş, dişlerini sıkan, öfkeden titreyen, öfkeyle küfreden, böyle konuşan adam, ben çok sakin bir hareketle, en ufak bir tehditte bulunmadan ve hafiften de psikopatça gülerek, o ortamda gülmek biraz psikopatlık istiyor arkadaşlar. Psikopatça da gülerek, herkes de var kardeşim, otur oturduğun yerde, dur konuşalım dediği zaman şöyle bir tereddüt ettiğini gördüm. Hadi dedim, bak uzatma, otur biz dedim burada, medeni insanlarız, işimizi yapmaya gelmişiz, sen de dedim ticari alacak, bu işin gücün sıkıntılı gitmiş, o yüzden buraya gelmişiz, çözülmeyecek bir şey yok dedi. Nasıl çözeceğiz avukat bey dedi. Şimdi az önceki avukat oldu bana böyle sakin ve hani çok ince ama psikopat bir gülümsemeyle, herkes de var, o dehşet dengesini sağlayıp bende de bir silah var gösterdikten sonra, az önceki Kurtlar Vadisi'nin avukat, bir anda avukat bey oldu. Ha dedim, tamam gel şimdi, sen benim avucuma doğru geliyorsun. Kardeşim dedim, sıkıntı değil, senin sinirlerin bozulmuş, biz de yorulduk. Bak dedim, hani bu alacak verecek meselesi. Bunlar halledilmeyecek işler değil. Bugün dedim sinirlerim bozuk, canım sıkkın, benim canım sıkıldı. Böyle kavga dövüş halledip de yapacağımıza 2 gün, 3 gün sonra bir telefonlaşırız dedim, ben sana kartımı vereyim. Ondan sonra otururuz ofiste, ben sana dedim güzel bir kahve ısmarlarım. Kahvede o nasıl yaparız, taksitlendirir miyiz, şunu mu yaparız, itiraz ettiğin yerler var, ben müvekkille konuşurum, indirim yapabilir miyiz, ona bakarız. Buralarda yapabileceğimiz ne varsa sana yardımcı oluruz. E sen de bu borç senin borcun dedim, yani sen de borcundan kurtulmuş olursun dedim. Durdu. Yani dedi, bak dedim biz şimdi kalkalım, bunları düşün. Şu kartı da al, 2 gün sonra görüşürüz dedim. Böyle kapıdan sakince memur arkadaşa, hadi kardeşim yürü gidiyoruz dedim. Beraber çıktık oradan. Çıktığımız yerde zaten kapıdan görünmez hale geldi. Bir kurşun koyayım diyorum. Hani şey yapar. Çıktık dışarıya. Memur arkadaş diyor ki, abi diyor, nasıl korkusuz adammışsın, şöyleymişsin böyle. Ne korkusuz ulan dedim. Altıma sıçtım, altıma sıçtım. Yürü dedim bir tuvalet, işeyeceğim, hani her türlü yerim hala daha elim ayağım titriyor, manyak mısın lan sen dedim. Abi nasıl öyle, ya yürü git sonra konuşuruz dedim. Hani
Hani attı sen taksiye, ben de ofisine gidiyorum. Hani şey yapıyorum dedi. Saldım arkadaşı, gönderdim. O da şey oldu, dosyasını kapattı. Onu da tabii korkudan eli ayağı titriyor. Yani bunu niye anlattık? Burada netice itibariyle 3 tane senaryo olan bir durumda. Nasıl davrandığımızı, nasıl davranmamız gerektiğine dair bu çok güzel bir örnek olarak, yaşanmış bir olay olarak anlatıldı. Şimdi birinci senaryoda korkuyla yaklaştığınız zaman o korku sizi köleleştirir karşı tarafa ve karşı taraf ne isterse, ne derse onu yapar, emre amade, rezil bir insan haline getirir. Çok delikanlı, çok mert, çok öfkeli ve aynı tepkiyle yine kaçmak yerine, korkmak yerine yine bir korku savunma amacıyla silahınıza davrandığınız zaman en tehlikeli senaryodur, canınızdan olursunuz. Ki bunun da daha tehlikelilerine şey, kuru sıkı silahlar satılıyor. Geri zekalı arkadaşlar gidiyor. Gerçek silahtan birebir ayırt edemezsiniz dışarıdan. Kuru sıkı silahı beline takıp dolaşıyorlar. Ondan sonra gerçek silah olan bir insan o silah gösterdikleri zaman sadece ses çıkartan, hiçbir işe yaramayan elinde bir silah oldukları için canından olan bir sürü insan var. Bütün dünyada, bir tek Türkiye'de değil. Şimdi üçüncü senaryoda ne yaptık? Orada işte korku, kaygı, öfke, savunma, karman çorman olmuş o hormonların etkisinde ve duygularla çalkalanan anda en zor senaryo ve en zor yapılan şey, ne yaptık? Mantıklı bir şekilde o duyguları kontrol ettik. O duyguları kontrol ettikten sonra ne bir korku gösterdik, ne de bir saldırgan öfke gösterdik. Gayet medeni bir şekilde böyle yapalım dediği zaman karşı tarafın bilinçaltına şöyle tak diye bir mesaj verdik. Lan adamdaki bak. Hani ben adama silah çekmişim, tir tir titriyorum, namluya vermişim, her an saydırabilirim. 9 tane mermi yediği zaman kimse kalkamaz o kadar mesafeden. Hani ancak Allah korursa canın oradan sağ çıkabilirsin. Adam böyle kavga da etmeden, korkmadan da dur kardeşim sakin ol, bunları çözeriz diyor. O anda adamda bir kavram karmaşası ve tabiri caizse beyinde bir mavi ekran yaratıyorsunuz. Sapıtıyor. Çünkü normalde bizim dövüş ya da kaç diye beklenen tepkilerde üçüncü bir tepkiyi ortaya koyuyor. Ve ondan sonra da ne yapıyorsunuz? Adama masaya oturtuyorsunuz. O anda canınızı kurtardıktan sonra, bakın o anda canımı kurtardım ya, sonra o dosyayı tahsil ettim, avukatlığı yaptım falan, umurumda değil. O an oradan bir sağ çıkayım, geri kalanı beni ilgilendirmiyor. Yemişim, başkasının fedaisi değiliz biz ya da tahsilatçı değiliz, böyle mafya değiliz. Biz mesleğini yapan genç bir avukatız. Ve en nihayetinde üçüncü senaryo, işte karşı tarafı kafayı karıştırıp da sizin orada canlı kalmanızı sağlayan senaryo oluyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? O zaman böyle bilinçli, farkında değiliz, okuyup çalışıp araştırıp kitaplar yazdığımız dönem de değil. İçgünsel olarak bulduğumuz bir yöntem. Bunu neden anlattık? Stoacılık diyorlar. Duyguları kontrol etme diyorlar ki ben çok stoacı olmanın, stoik olmanın taraftarı olan, duyguları kontrol etme taraftarı olan bir insanım. Öbür tarafta da çok büyük bir kitle var. Duygusal olun. Duygularınıza hitap edin. Duygularınızı bastırırsanız bilinçaltınız sizi mahveder. O öfke sizi öldürür, mahveder. Öyle yapar, böyle yapar diyen, özellikle milenyumun başında, 2000'li yılların başında başlayan bir duygusalcılık dini var. Psikologların da önderlik ettiği, çeşitli enerjicilerin, işte ablaların, kuantumcuların, yok işte law of attraction dedikleri, işte çekim yasacılarının vesairenin önderlik ettiği. Bir yanda da insan bünyesi var. Biz insan bünyesinde duygusal mıyız, değil miyiz? Duygu nedir? Duygusal olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Nerede işe yarar, nerede yaramaz? Acaba duygusal olmak, duygusalcı olmak reklamın, Matrix'in, algı yönetiminin bir parçası mı? Acaba stoacı olmak, duygularını kontrol etmek veya bir adım ötesi duygusuz olmak, o da reklamın ve algı yönetiminin bir parçası mı? İşte çatısı olmayan, herhangi bir zümreye hizmet etmeyen çatısızlar olarak bugün Uluslararası Koçluk Federasyonu üyesi, algı yönetiminin Türkiye'deki yegane hocası, üstadı Aydın Serdar Kuru ile birlikte ben Zeynel Cem Demirhan oturup en iyi konu tartışacağız. Biz de aydınlanacağız, siz de aydınlanacaksınız.
Ve nihayetinde inşallah bugün izlediğiniz bu programın sonunda artı bir katmış olarak programı kapatacaksınız. Programa geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmuyorsunuz. Ve çatısızlar başlıyor hocam. Evet Serdar'ım, duygusallık, stoacılık konuşurken programımıza böyle güzel bir hikayeyle başlayayım dedim. Bu arada tabii hikaye benim gibi anlattım ama bu hikaye benim çok değerli bir meslek üstadımın, meslek büyüğümün bir zamanlar bana anlattığı bir hikaye. Benim de çok enteresan kendi şahsıma dair hikayeler var ama hala onları burada anlatmadım. Çünkü az önce anlattığım hikaye konuşacağımız konuya sanki tasarlanmış gibi birebir uyan bir hikaye. Ve sanki bir senarist yazmış gibi ve bu arada gerçek yaşanmış bir hikaye. Üstadımızın yaşadığı bir hikaye. Konumuz bugün duygusallık olacak, duygusalcılık olacak, stoacılık olacak. Biliyorsun algı yönetimi Evet. Matrix her yerde, Matrix her yerde bizi yönetiyor. Evet. Öyle olun diyor, böyle olun diyor, öyle olun dedikten sonra bize bir şey satmaya çalışıyor. Evet. Aynı şeye ve bir şey pazarlamaya çalışıyor. Öyle mi olalım, böyle mi olalım? Duygu nedir, duygusallık nedir hocam? Söz sende. Eyvallah. Şimdi öncelikle bu hikaye çok iyi oldu. Şimdi her meslek grubunun tabii kendisine has hikayeleri var. Yani mesela bir avukatın anlatacağı hikayelerle diyelim. Kara kuvvetlerinde helikopter pilotluğu yapan birinin anlatacağı hikayeler farklıdır. Ama işin özü esasında şu. Her sektörde, her alanda belli bir başarının üstüne çıkabilmiş. Yani o alanın Şampiyonlar Ligi'nde oynayan insanlara baktığımız zaman bunların ağırlıklı olarak duygularını doğru kontrol edebilen insanlar olduğunu görüyoruz. Yani bu duygu meselesi esasında bizim yaşamdaki başarımızda çok birebir bir olay. Yani ya duygularımızı biz kontrol edebiliyoruz veyahut da duygular bizi kontrol ediyor. İnsan kalabalıklarının büyük bir çoğunluğu duygularının onları kontrol ettiği insan tipine giriyor. Kalabalığın üstüne çıkabilenler de duygularını kontrol edebilen insanlar. O yüzden böyle bizden daha üstün gördüğümüz büyük şahsiyetlere baktığımız zaman ya diyoruz bunlar herhalde insan değil. Yani bunlar nasıl bu duygularını kontrol edebiliyorlar? Hatta işte antik çağlarda büyük insanların tanrılaştırılması, onların putlaştırılması biraz da buradan geliyor. Yani çünkü insan olamaz diyor bu adam. Yani bu adam bu şartlarda duygularını kontrol edebiliyorsa abi bunun yarı tanrı falan olması lazım o zaman diyor, dikiyor heykeli. Tabii şimdi modern çağda biz bunu aştık. Tüh, ben de benim heykeli Bunu diye şey aştık. yapıyordum, Bilemeyiz. bekliyordum. Belki 1.000 sene önce falan yaşasaydık Geç, geç bir kalmışız. heykel kalıbı falan verdiriyor olabilirdik. Duygu meselesi ya duyguya hakimiyet meselesi her zaman bir güç algısı üretiyor. Basit bir örnek vereyim. Bilmiyorum yeni jenerasyonlar bilir mi ama bizim nesillerde tek kanlı televizyonda benim küçük yaşlarda izlediğim bir dizi vardı Uzay Yolu diye. Star Trek. Tabii benim bahsettiğim orijinal Uzay Yolu. Yani 1960'lı yıllarda çekilen Kaptan Kirk'lerin, Mr. Spock'ların olduğu Uzay Yolu. Esas Uzay Yolu yani. Şimdi benim bu dizide çoğunluk Kaptan Kirk'ü severdi. Kaptan Kirk değil mi? Yani vuruyor, kırıyor, işte lazerler tam yol diyor, en güzel kızları götürüyor falan. Ama abi benim sevdiğim karakter Mr. Spock'tı. Çünkü o Mr. Spock o dizi gereği Vulkan ırkından geliyor ve bu Vulkan ırkının en büyük meselesi duygularına hakim olmaları yani tamamen rasyonel bir hayat sürmeleri. O dizide işte ne bileyim uzay gemisi saldırıya uğrar, işte lazer yer, herkes yerlere yuvarlanır. Ya da bir gezegene ışınlanacaksın, aşağıda seni böyle canavar tipli uzaylılar bekliyor. Abi o Mr. Spock sanki böyle sabah kahvaltısını yapıyormuş bir halde son derece sakin. Yani çok sevinçli bir arada da sevinmez, çok üzücü bir olayda da üzülmez, çok korkutucu bir olayda da kafasını sakin tutar.
Ben bu Mr. Spa'a bayılırdım. Ya bu Mr. Spock gibi nasıl olabilirim acaba? Benim de işte ilgi alanım o çekiyordu. Çünkü o benim güç algısı oluşturuyordu. Ve ben onu diğerlerinden daha güçlü olarak görüyordum. Daha sonra araştırdıkça bu insan tipinin İngilizce'de bir karşılığı olduğunu öğrendim. Bu tip duygularına hakim olan insanlara İngilizce'de stoik deniyor. Yani stoic man. İyi de bu stoik ne demek? Araştırdık ya stoik, işte bizim bugün stoacılık dediğimiz bir felsefeden alınan bir kelimeymiş meğerse. Felsefenin esası şu, olgun insan, eğitimli insanın her türlü duygusal durumda duygularına, korkusuna, öfkesine, şehvetine hakim olabilmesi. Yani bilgin arttıkça, erdem arttıkça, ilim arttıkça duygularına daha bir hakim olabiliyorsun. O yüzden de bilge insan tipi işte stoik, yani böyle duran bir insan. Aynısının doğu felsefesinde bir karşılığı var. Yani orada da mesela bilge dediğin zaman çok sakin, çok uhrevi, yani dünya yıkılsa, o an kıyamet kopsa yeşil çayını içmeye devam edecek bir insan tipi. Bu bir ideal oldu benim için. Ya bu nasıl bir şey yani? Çünkü ben öyle değilim, öyle olamıyorum. Hocam Doğu'da Hindi ismi var mı? Doğu'daki esasında Taocu, yani Lao Tzu'dan çıkan Taoizm denilen o felsefe esasında bu insan tipini önüne koyuyor. Yani evreni çözmüş, sistemi çözmüş ve artık ona bir şey etkilemiyor. O zaman Stoik ya da Taocu diyoruz. Stoik ya da Tao bir isim koymamız gerekirse. Fakat daha sonra, şimdi tarih içerisinde tabii ki Batı özellikle, işte bu antik Yunan'dan gelen Stoacılar dediğimiz tipler, Roma'da daha çok etki oluyor bunlar. Hatta imparator çıkartıyor bunlar, Marcus Aurelius, onun Meditasyonlar diye kitabı vardır. Bunların kişisel hayatlarına baktığımız zaman pek de öyle olmadıklarını görüyoruz. Mesela büyük Stoacı filozoflar, Seneca mesela. Seneca'nın mesela hayatı çok biliniyor. Yani Seneca'nın o dönemde giriştiği bir takım iktidar çekişmeleri, işte bir takım yaptığı konuşmalar, hayatını nasıl yaşadığı, hatta kendi kendine aldığı notlar biliniyor. Orada baktığımız zaman o bize sunulan Stoacı tip dışında gerçekten öfkelenebilen, sinirlenebilen, korkabilen bir insan tipi karşıda çıkıyor. Şimdi demek ki o zaman diyoruz ki yani benim önüme Stoacı olarak konulan insanlar bile %100 bir duygularına hakimiyet meselesini geliştirememişler. O zaman diyorsun ki ya bu bir reklam sloganı mı? Yani aslında böyle bir şey yok. Bu bir ütopya mı bu acaba? Hayır. Sonra tabii devam ediyorsun insan psikolojisi. Nasıl oluyor bu işler diye. Olay şu kardeşim. Bizim beynimiz, algılarımız, yani dünyadan algıladığımız her türlü olaya karşı tepkiler geliştiriyor. Yani korktuğumuz zaman bizim bir tepki veriyor fizyolojimiz. Sevindiğimiz zaman bir tepki veriyor. Öfkelendiğimiz zaman bir tepki veriyor. Bunlar otomatik tepkiler. Yani bizim bunları kontrol edebilme gibi bir lüksümüz pek yok. Şunu yapıyor ama bilge insan. Bunu yönlendirebiliyor. Yani bunu yani seçebiliyor. Örneğin senin senaryona bakalım. Karşıda bir tehdit var. Bu tehditte karşı bir, donup kalabilirsin. Yani çoğu insanın ilk vereceği tepki donup kalmaktır. Yani beyin bir mavi ekrandır. Donur, donar kalır. İki, kaç. Yani ne dedin? Yani o korkuya karşı itaat et, boyun eğ. Ama şimdi diyor ki beynin, eğer ben boyun eğersem o denklemin sonu çok daha kötü. Yani eğer şu an 2 birim korkuyorsan, bunun sonucunda 10 birim korkacağım bir duruma düşeceğim, köle olacağım. Şimdi beyin bir denklem kurdu. Ha o zaman bu iyi bir versiyon değil. E peki üzerine gitsem, savaşsam, yani bu kişiyi ben de vursam, ben de kırsam, ben de şiddetle karşılık versem, bu sefer de başka bir senaryo var. İşte mahkemesi var, polisi var, adliyesi var, cezaevi var. Belki iş çok daha büyüyecek. Mesleği kaybetmek var, cezaevine düşmek var ya da fizyolojik olarak ölmek var yani. Şimdi bu da baktığımız zaman o an 2 birim korku duyuyorsan
10 birimlik bir korku esasında. O zaman diyor ki beyin, bu daha korkunç, biz buraya da gitmeyelim diyor. Şimdi o zaman ne yapıyor beyin? Üçüncü bir yol var mı? Araştırmaya başlıyor. Yol şu. Eğer ben şu anda korkumu göstermez isem, durumu kontrol altına alabilirsem ve karşı tarafla kendi duygularımı aşağı çekip rasyonel bir müzakere aşamasında işi götürebilirsem buradan çıkarım. Şimdi bak ne yaptı burada? Beyin farklı korku frekansları arasında bir seçim yaptı. Ve en az korku duyulabilecek bir senaryoyu seçti. Ne kadar zahmetli bir şey, fark ettin mi hocam? Ve bunu çok az bir zamanda yaptı. Belki birkaç salise içerisinde yaptı. İşte aynı senaryoyu alalım. Şimdi bakıyorsun mesela savaş ortamlarında ölümün yüzde belki 99,5 olduğu bir ortamdasın. Bir makine tüfeğinin üzerine yürüyorsun mesela. Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı düşünelim. Şimdi burada kişi ölümün bu kadar kesin olduğu bir durumda nasıl bunu yapabiliyor? Yani ne yapıyor orada? Duygularını mı alıyor? Ne, beyin devreden mi çıkıyor? Hayır. Yine bir denklem ortaya çıkıyor. Denklem bir. Eğer bu kişinin gerçek anlamda sağlam bir ahiret inancı varsa, gerçek anlamda bir dini inancı varsa, bu kişi şunu düşünüyor. Ben şu an vatanımı savunuyorum. Vatanımı savunurken öldüğüm anda benim inandığım din diyor ki direkt cennettesin. Şu ana kadar yaptığım her şey sıfırlanacak. Ve ben bir anda cennette şehit makamında olacağım. Ve benim arkamda kalanlar da şehit annesi, şehit babası olacaklar. Onlar da statüsü artacak. O zaman benim burada korkacak bir şeyim yok. Buradan çok daha iyi bir yere gidiyorum. Birinci versiyon. İkinci versiyon, inanç yok ama gerçekten bir vatan inancı var, bir toprak inancı var. Ve diyor ki, ben bugün buradan geri adım atarsam, bir vatanını satan bir insan olarak köye nasıl döneceğim? İki zaten belki arkada beni vuracak bir subay bekliyor kaçanları. Ve vurulduğum zaman da vatan haini olarak vurulacağım. Senin oğlun kaçarken vuruldu diyecekler. O versiyon çok daha kötü. Ya o anda o makinalı tüfeğin yaydığı korkudan çok daha kötü bir versiyon. Utanç içinde yaşamak. Utanç içinde yaşayacağım. Yani döndüğüm zaman da öleceğim. İttiğim zaman da öleceğim. Ama belki orada bir kurtulma şansım olabilir. Yani mermi seker. Önüme başka birisi gelir. Ölürsem de vatanını savunup öldü diyecekler. Gene iyi bir versiyon. Bak ne yaptı gene beyin bir? Versiyonlar arasında bir seçim yaptı. Yani burada beyin duyguyu nereye yönlendireceğini karar veriyor. Şimdi bazı insanlar bunu normalden çok daha fazla iyi yapabiliyorlar. Peki nasıl bunu yapabiliyorlar? İki faktör var. Faktör bir, kendisini stresli durumlara sokmak konusunda eğitmiş. Yani şöyle düşünelim. Bugün birisine dediğimi yapmazsan ben sana buradan bir tane patlatırım, yeri öpersin diye bir tehdit savurduğumuzu düşünelim. Bu bir korku faktörüdür. Şimdi hayatı boyunca hiç kimse yumruk sallamamış, hiç kimse yumruk yememiş, hiçbir zaman kendi kanını, kendi şeyini görmemiş, şiddet deneyimi olmayan bir insana karşı ben bu tehdidi savurduğum zaman onun kafasında olmayan bir senaryo ortaya çıkacak. Yumruk yiyeceğim, rezil olacağım, burnum kırılacak, belki öleceğim, belki belki dişim kırılacak, çok kötü duruma düşeceğim, kendime de güvenmiyorum, bir tecrübem yok, benimle bir karşılık yok, hiç dövüşmemişim. Benim o tehdidi beyin diyecek o zaman, kardeşim haddini bil, senin bu konuda bir tecrüben yok, adam ne diyorsa yap. Çünkü öteki versiyonu öngöremiyorum diyor beyin. Beyinde bir karşılığı yok. Ama diğer kişiyi düşünelim. 8 yaşından başlamış, 6 yaşından önce kendi ailesinden dayak yemiş. Sonra sokaklarda sürekli kavga etmiş. Bütün okul hayatı kavgayla geçmiş. Büyümüş, bütün gençlik hayatı kavgalarla geçmiş. Şişeler kırılmış kafasında, vurmuş, vurulmuş, hastanelere düşmüş. Burun, ağız, kaş, göz kalmamış, elleri kırılmış. Şimdi bu kişiye benim bu tehdidi vermem daha zor. Niye? Çünkü beyninde bir karşılığı var. Niye eğitimli askerle eğitimsiz asker arasında fark nedir?
Bir tanesi şiddete karşı eğitilmiştir. Yani işte mermi gelecek yat. Onunla eğitim görmüştür. Ama diğer tarafta savaş tecrübesi olmayan bir kişiyi aldığımız zaman diğer askerin hiçbir korku yaşamayacağı bir durumda o belki korkudan altına sıçacaktır. Yani ne var burada? Tecrübe. Bir konuda ne kadar tecrübeliysen o oranda duyduğun korku azalır. Toparlarsak korkusuzluk ya da duygusuzluk diye bir versiyon yok. Beynin farklı versiyonlar arasında bir seçim yapması var. Bunu bazı insanlar diğerlerinden daha iyi yapıyor. Onlar daha iyi yaptığı için de sanki duygusuzmuş ve hatta bir stoikmiş ve hatta son derece kendi kontrol ediyormuş gibi gözüküyorlar. Ama esasında karşımızda bir beyinsel mekanizma var. Benim bu konuda ilk aşamada söyleyebileceğim bunlar. Hocam aynen benzer şeyleri ben daha önce Sinan Hoca'dan, Sinan Canan'dan duydum ve dinledim. Duyguları şöyle tanımlıyor. Duygular beynin karar verme mekanizmasındaki kısa yoldur diyor. Bizim beynimiz Sinan Hoca'yı çok takdir ederim. Niye? Evrime bakar. Her zaman doğaya bakın, evrime bakın, her sorunun cevabı evrimde gizlidir der. Ve diyor ki evrimde biz diyor duygularımız diyor beyin en çok enerji tüketen ve en çalışması zahmetli o rasyonel düşünce sistemi organımız olduğu için diyor duygular o yüzden geliştirmiştir diyor. Korku, sevgi, kaygı, işte nefret, öfke, hani farklı farklı belki onlarca değişik duygu çeşidi var. Hepsi zaman içinde geliştirilmiştir. Niye? Hatta çok güzel bir örnek veriyor. Uzaktan toz bulutunu gördüğünüz zaman diyor siz onun acaba bir ceylan sürüsü mü, aslan sürüsü mü yoksa bir işte fırtınanın bulutu mu diye karar verene kadar kaplan geliyor sizi alıyor diyor. Ve o anda o toz bulutunu gördüğünüz zaman kaçmanız lazım diyor. Veya bir patlama duyduğunuz zaman arkanızda böyle pat diye yaptığı zaman bir korkuyla bir irkiliyorsunuz. Niye, ne olduğunu bilmeden önce bir irkilme, o korkuyu duymanız lazım ki o anda canınızı belki refleksle kurtaracaksınız ve bu da yüz binlerce yıllık bizim geçmişimizde zamanla geliştirdiğimiz şeyler. Burada benim merak ettiğim şey şu hocam. Bu duygusallık dini satılıyor bize. Yani duygusal olun, şöyle olun, böyle olun. Ben ne diyorum ki kardeşim, tamam ya biz duygusalız, duygular bizde var, bende duygu yok mu? Yani az önceki anlattığım hikayenin bende çok daha farklı versiyonları var. Hatta daha üst seviyede versiyonlar, onun saldırıya uğramış hali veya gerçekten farklı dedim ya, meslek tehlikeli bir meslek ve ben bu mesleği yaparken de duygusal tetiklemeleri çok kullanan avukatlardan birisiyim. Nasıl duygusal tetiklemeleri kullanırım? Karşı tarafın kullandığınız bir tane kelime, bazen bir gönderme, bazen bir sorduğunuz soru, görüşme olsun veya duruşma olsun, karşı tarafı veya karşı taraftaki meslektaşımızı tetiklediğiniz zaman o duygusal tetiklenme, öfke her zaman hata yaptırır. Ben bunu fark ettiğimde belki bir, belki iki yıllık avukattım. Ve o andan itibaren aslında dosyaya çalıştığım kadar insanları tetiklemeye de çalıştım. Çünkü o duygusal tetiklenmeye girip de hata yapmayan insan görmedim. Doğru. Ve ondan da kendimi korumak için, yani birisi beni öyle tetiklemeye, gıdıklamaya, parmaklamaya kalktığı zaman onu fark ettiğim anda da şöyle bir geri çekilip tepkisiz kalmaya ve o tepkileri kontrol etmeye, o şurada tansiyonun yükseldiği, o öfkenin veya kaygının veya korkunun geldiği yerde onu in aşağı, git buradan diye kovmaya çalıştım. Burada ben stoacı olun ve duygularınızı kontrol edin. Bakın yok edemezsiniz ama kontrol edin. Hatta bunu mümkünse bir enerjiye çevirin. Enerjiye çevirmeyi de nasıl örnek veririm hocam? Ya örnek veriyorum, çoğu insan sevgilisinden ayrılıyor, eşinden ayrılıyor. Ne yapıyorlar? Depresyona giriyorlar. Depresyona giriyorlar. Salak salak meyhanelerde içiyorlar. Gerizekalı aptal fantezi aşk şarkılarını dinleyip ondan sonra hani akşam birbirlerine bir yok YouTube'dan şuradan buradan şarkı gönderiyorlar. Sürekli içelim. Ah öyle yapılır mı? Senin ta bilmem nereni. Allah belanı versin. Veya seviyorum ulan dön bana hani şey diye. Abi bizim de kalbimiz kırıldı. Yani ben de taştan mermerden yapılmış bir adam değilim. Oldu. Dönem dönem geçtiğimiz ta genç yaşımda da, genç yaşlarımda da oldu, evliliğimde de oldu, boşandıktan sonra da oldu, ya bundan sonra da olacak. Fakat her seferinde ne yaptım? Onu bir enerjiye çevirdim. Nasıl enerjiye çevirdim? Benim böyle durumlarda genelde mesela yüklendiğim yer spor oldu. Veya kendime dair bir hobi, bir farklı kendime yatırım yaptım. Ve o anda kafayı kendimle meşgul ederek farklı bir yere çevirdim. Veya pandemi gibi bir süreç yaşadık. Yani korkunç bir süreç. Ya düşün,
Hani bizim bilim kurgu, korkuyla karışık bilim kurgu filmlerinde görüleceği üzere ağzımız yüzümüz maskeli, yukarıdan evet. şeyler inmiş. Böyle Allah'ın mesafeyi dur, millet karısını öpmek istemiyor, kocasını öpmek istemiyor, çocuğundan kaçıyor falan. Ben bir ara şey düşündüm, biliyorum ben diyorum. Burada şimdi çocuklar şurada takılıyor, orada burada geziyor. Evde havlu var, ben bu havluları tek kullanımlı mı değiştireyim falan diye düşündürttükleri zaman oldu. Bu korkunç bir korku ve kaygı. Bu arada ne yaptım ben o korku ve kaygının içinde? Ya farklı finansal işlemlere yöneldim, eğitimimi yükselttim. Üzerine o da yetmedi, bir de kitap yazdım. Bakın o korku, o kaygı, o endişe enerjiye döndü ve farklı. Korkmadım mı? Korktum, altıma sıçtım. O zamanki endişemden benim o zaman beraber olduğum insanlar biliyor. Sabahları ağzım burnum kanayarak uyandığım zaman oldu stresten. Çünkü o öyle bir baskı altındayım ki. Otel var, işte şey var, avukatlık var, çoluk çocuk var, geleceğimiz belirsiz. Her taraf kapanmış. Yani korkunç bir şeye doğru gidiyoruz ve dünya değişiyor. Ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Ve o kaygı stresmende, işte yok tansiyondu, bilmem neydi, farklı hastalığı tetikledi. Şimdi öbür tarafta da duygusalcılar var hocam. Benim anlamadığım bir şekilde yüreğinin götürdüğü yere git. İçini boşalt. Ağla. Hönkür. Veya seviyorum lan de. Bağır. İşte çiçekler al. Bilmem ne yap. Şunu yap, bunu yap diye bize talimatlar yağdıran ayrı bir matrix var. Şimdi bak, ben çok net söylüyorum. Ben Matrix'im burada stoacı oldun diyenlerden. Niye Matrix'im? İnsanlara tasarımda olmayan bir şeyi dayatıyorum. Tasarım duygusallıktır. İnsan tasarımı. Ama diyorum ki aşın bunu. Yani Matrix'e girin. Ay, şeye, ben onlara olması gerekeni söylediğim bir yer. Öbür tarafta da doğal içinden gelen şekilde duygusalcılık, öyle yap böyle yap. Ne yapacağız hocam ya? Hangisi, sen olsan hangisini yaparsın? Burada bizi izleyen insanlar var. Çok güzel soru. Şimdi sistemden en korktuğu insan tipi duygularını kaybetmeden o duygularını olumlu şekilde kendisine ve başkalarına faydalı şekilde yönlendirebilen insan tipi. Ya bu en sevilmeyen. Sağ ol hocam ya. En sevilmeyen insan tipi. Neden? Yönlendirilemiyor. Kolay. Ama duygusuz bir hale de getirilemiyor. Şöyle söyleyeyim. Kitleleri ve insanları yönlendirmenin en büyük gücü duygulardır. Bu ilk başlarda işte antik çağlardan beri din dediğimiz işte ayinler, dinsel bir takım ekstazi halleri, kitler yönlendirilmiştir. İşte organize dinler tamamen bir takım duygular kullanılarak, cennet cehennem denklemleri kullanılarak milyonlarca insanın yönlendirilmesi üzerinedir. Yani işte Haçlı Savaşı'nı aklınıza getirin. Yani bir ton örnek verebiliriz. Fakat bir yerden sonra özellikle sanayi devriminden sonra din artık çok işe yaramamaya başladı. Yani o iş çok etkili olmamaya başladı. Batı da yaramamaya başladı. Evet. Ya zaten genelde hep Batı üstten geliyor bu sistemler. Aha. Biz hep biraz daha geriden geliyoruz. Bu işe yaramamaya başlayınca devre milliyetçilik dini sürüldü. Bu sefer de daha dün işte Tanrı için, İsa için yürütülen kitleler bu sefer vatan için, millet için, kraliçe için for king diye yürütülmeye başlatıldı. Ya sev ya terk et diye. Evet ve bu işte iki tane dünya savaşına mal oldu. İşte milyonlarca insan siperlerde öldü. Her dönüp yani bakın sorsanız bunları bütün ölen askerler hepsi vatanımız için, milletimiz için ölüyoruz diyeceklerdi. Bu da bir süreçti. İşte arkasında soğuk savaş geldi. Gene bir milliyetçilik pompalandı. İşte bu sefer ideolojiler pompalandı. Fakat duvarın çökmesinden sonra bu da fazla işe yaramaya başladı. Bu sefer şimdi şuradan vurmaya başladılar. İki tane farklı açıdan. Bir, kalbinizin götürdüğü yere gidin diyerek, yani duygusal girdaplarınıza sakın gel vurmayın. Tam tersi duygusal insanlar olun ve bu duygusal olmaktan övünç duyun diyerek bir furya başlatıldı. Bu çok kolay. Neden? O zaman artık sen duygularıyla artık yönlenmeye başladın insanlara. Çok basit sosyal medya kampanyalarıyla yönlendirmeye başladın artık. Çünkü artık duygumun beni götürdüğü yere gideceğim. Bu çok doğal bir şey ama duyguyu kim bana pompalıyor onu sorma. İki, bu işe yaramazsa bu sefer şöyle denmeye başladı. Stoacı olun abi. Stoacı olursan
köle de olsan, eziyet de görsen, angara da görsen, ekmeğin elinde alınsa, her şeyin elinde alınsa bile stoik bir şekilde bizim sana yaptığımız eziyetlere, bizim sana vurduğumuz kırbaçlara dayan. Zaten dikkat edin, stoacılık dediğimiz zaman mesela en büyük günah bir tanesi işte Epikürüs köledir yani. Köle inancıdır biraz da. Tevekküllü ol. Yani tamam arkadaş, yani dayan. Neden? Dayan abi, dayan, ne olacak yani? Ha köle olmuşsun, ha efendi olmuşsun, ha yanmışsın, ha yıkılmışsın, ne olacak? Dayan. Ve bu da diğer yerden vurma. Tehlikeli olan tip, istenmeyen tip şu. Ne duygularının onu ittiği yere gidiyor, ne de duygularını tamamen yok sayıp bir zombiye dönüşüyor. Duygularını güce dönüştürüyor. Bu da diğer bir faktör. Bir şey daha ekleyeyim ben burada. Duygusallığın pompalanmasında şu da var. Senin alanın tabii bu daha çok. Bir cinsiyet duygularına hakim olma konusunda daha başarılı. Erkek. Kadın dediğimiz zaman aklına duygusallık geliyor çünkü. Beyin tasarımı hocam. Beyin tasarımından. Şimdi sen eğer bu iki cinsiyeti eşitliyoruz dediğin zaman şunu açman lazım. Bir taraf duygularına daha çabuk hakim olurken diğer taraf hakim olamıyor. Peki o zaman biz nasıl eşitleyeceğiz bunları? O zaman duygusallığına daha iyi hakim olan kesime şu propagandayı yapman lazım. Öküz olma, odun olma, modern bir erkek ol. Duygularını serbest bırak. Sen de kadınlar gibi olmaya çalış yani. Bu da diğer bir propaganda. Çünkü o zaman eşitlemiş oluyorsun. Çünkü niye? Yan yana koyduğunuz zaman, aynı stresli pozisyona iki kişiyi koyduğunuz zaman, bir kadınla bir erkeği, erkek otomatik olarak duygularına hakim olma şeyi daha kuvvetli olduğu için yapısı öne çıkıyor. Öne çıkmaması lazım. Niye? Rol yap abi. Ağlamaya alış. Duygularını paylaş. Hatalarını, şeylerini falan ağla. Sen de onun gibi ol biraz. Bak kadın ne kadar güzel duygularını herkes önünde yaşıyor. Sen de onun gibi yaşamaya çalış. Yaşayamıyorsan eski kafalı bir erkeksin. Öküz bir erkeksin. Odun bir erkeksin. Bu yeni dünyada yerin yok. Bakalım son dizilere, erkek tiplerine, daha duyguları ön planda, daha ağlayabilen, daha duygularının kontrolünde. Ama bizim dönem erkek tipine bakın mesela. James Bond. Rambo. Neden öyle? Ama artık o istenmiyor. Çünkü yeni sistemde eşitlenmesi lazım cinslerin. Yani üç yönden geliyorlar. Hem duygusallığı patlatıp daha kolay yönlendirme, hem cinsiyet arası eşitliği böyle sağlama, iki tarafı da daha güzel yönlendirme, problem yaratabilecek özellikle erkekleri baştan işini bitirme, ama hiçbirisi yapamıyorsa da o zaman tamam kardeşim, duygularına hakim mi olmak istiyorsun? Olma, stoik ol. Ama işte bak, eleştirmeme, deprem oldu tam olabilir abi. 100-200 bin kişi öldü. Ölebilir. Kader. Ya evet, stoik olmamız lazım. Öfkeye, işte otoriteli bir problem yaşamaya gerek yok. Stoik ol. Tamam. İyi bir köle ol. Tamam. İyi bir köle ol. Benim gördüğüm bu. Yani ideal insan nedir dersen, ideal insan bence duygularını yatsımayan, duygularını bilen, o duyguları gerektiği yerde öfkesini, sevgisini, aşkını, hiddetini, kızgınlığını, korkusunu doğru yere yönlendirebilen insan. Yani hem kontrol edebilecek ve kontrol edip doğru yere yönlendirecek. İdeal insan bence şu anda bu. Ne stoiktir, ne duygularını götürdüğü yere gittiğin insandır. İdeal insan tipi bence budur. Hocam orada sana şeye katılamadım. Sen stoik olmakla mal olmayı karıştırıyorsun. Yani hani zombi dedin ama ben mal diyeyim. Hatta mal müdürleri var ortada. Şimdi duyguları kontrol etme konusunda benim şöyle bir zaman içinde geliştirdiğim tepki oldu. Bir kere az önce Sinan Canan dediğimiz gibi, anlattığım gibi işte duygu, aklın karar verme mekanizmasındaki kısa yolu, beynin kısa çalışması. Yani bir şey olduğu zaman arkadan bir şey benim istemediğim ve bilmediğim, neden olduğunu bilmediğim bir şey itiyorsa beni, duruyorum, sadece bir saniye düşünüyorum. Benim o içimden gelen, beni oraya iten şeyi yaptığım zaman bana faydası mı var, zararım var. Hı hı. Nokta. Hı hı. Faydası varsa o sesi dinliyorum, zararı varsa sustan sus,
sus içeriden bir şeye ben onu tokatlaya bastırıyorum. Hı-hı. Anlatabildim mi? Hı-hı. Tabii ki stoacı olmak da böyle köle olmak, mal olmak, tepkisiz kal, hani böyle ruhsuz ol vesaire değil. Olay sonuçta hayatta hepimizin bir yolu var. O yolu çizdiğimiz yolda veya bize çizilen yolda önümüze bir dünya iyisi, kötüsü, tercihler serisi geliyor. Böyle aklımız ermeye başladıktan sonra 3-5 yaşından itibaren, hatta hadi bunu ergenliğe çıkartalım, 13-15 yaşından itibaren tercihler yapıyoruz sürekli. O tercihleri yaparken aklımızı kullanalım. Ha, duygu içimizde var olan bir şey, yani bunu engelleyemezsiniz. Ama yani o duyguları yok etmeyelim ama bastırmamız gereken yerde bastıralım, salmamız gereken de salalım. Ve bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğen tuşuna basalım. Mesajla yorumlarınızı esirgemeyelim. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Teşekkür ederim efendim.